arkadaşlar. Bugün sizinle pH metre sabitlemeyi yani dengelemeyi göreceği. Burada bizim bir pH metre var idi. O pH metrenin ayarları kaçmıştı. Onun için saf su lazımdı. Biz de kardeş kanalımız olan Burak Asım kanalından yardım isteyecek. O bize saf su şu an ayarlıyor. Bir hem de kanalımızı tanıtım edelim dedik. Burak Merin, buyurun. Bir kendinizi tanıtın. Kanalınızda ne yaptığınızı anlatın. Ondan sonra saf su deneyimize geçelim. İsmim Burak Asım, kimya öğretmeniyim. Kanalımızda tabii eğitimle ilgili paylaşımlar yapmaktayız. Bugün kardeş kanalımıza yardım edelim dedik. Saf su istediler bizden. Saf suyu da ayrımcal damlatma aparatında hazırlayabiliyoruz. Yani kaynama derecesinden istifade ederek, suyu kaynatarak, tekrar damlatarak saf suyu elde edebiliyoruz. Yine aynı şekilde kardeş kanalımıza abone olabilirsiniz. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve kanalımıza abone olarak gösterebilirsiniz. Evet, sistemimiz çalışmakta. Bir ısıtıcıya ihtiyacımız var burada. Bir Erlenmeyer kolbası dediğimiz bu tüpümüz var. Bu tüpte su kaynayarak buhar haline geçer ve mutfak kolonumuzun dış bölümü soğutucudan ibarettir. İçeriden ise gaz halinde su, yani su buharı geçer ve su buharı buradan geçerken burada da görebilirsiniz zaten. Üst kısım gaz halindedir. Su damlaları var, damlacıkları var. Ama aşağıda su damlaları görünmez. Artık sıvı halde, yani tamamen sıvılaşmış su artık akar vaziyette görülür ve damla damla diğer kabımızda birikir. Bu şekilde yani saf suyu biz elde etmiş oluruz. Gazdan tekrar kondansleşme dediğimiz, yani tekrar yoğunlaşma haline, yani buharlaşma ve tekrar yoğunlaşma olaylarının gerçekleştiği bir olaydır yani damıtma. Yani saf suyu da biz bu şekilde elde edebiliyoruz. Burada gördüğünüz, aşağıda gördüğünüz bu kaptaki su saf sudur. Silindirdeki yani suyumuz saf sudur. Ev ortamında bunu nasıl yapabiliriz? Buz kalıpları, plastik, içinde su oluyor. Çaydanlığa su doldurup o buz kalıbını buz halindeyken tutup o şekilde bir kaba... Olabilir tabii yani. Zaten biz onu her zaman görüyoruz. Herhangi bir kaynayan yemek, yani pişen yemeğin üzerindeki o tencerenin kapağında biriken su damlalarını her zaman görüyoruz. O saf su olur aslında. Yani o şekilde de bir sistem kurulabilir. Saf suyumuzu elde ettikten sonra şöyle AliExpress'ten aldığım pH dengeleyici var. Bu pH'ı 4'te dengeliyor. 25 santigrat derecede. Arasında yazıyor 10, 15, 20, 25, 30'a kadar 4 pH'da dengeliyor. Şimdi bunu bir atalım. Karıştıralım bakalım. ml olması lazım bizim suyumuzun. Bu şekilde karıştırdıktan sonra biz ne yapıyoruz şimdi? pH metremizi açalım. Şimdi pH metremizin ayarı değişmişti.
bozulmuştu yani. Şimdi onu bir dengeleyelim. Şu an bir noktayı gösteriyor. 4'ü göstermesi lazım. Evet, 3.4'ü gösteriyor. Biz bunu arkada bu şekilde bir vida var. Onu 4'e getirmemiz lazım. Evet. Şu an tam 4. Bu şekilde pH metremizi ayarlamış olduk. Yine kardeş kanalımız Burak Aslan kanalına teşekkür ederiz bize Safsu malında yardım ettiğine göre. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. pH metremizi ayarlamış olduk. Bu pH metremizi ayarladığımıza göre artık sularımızın pH değerini ölçmeye başlayabiliriz. Bir dahaki videolarımızda artık suların pH değerlerini ölçmeye başlayacağız. Teşekkür ederiz.